çok mutluyum. Ben de. Çınar, sence evlendiğimiz duyulmuş mudur? Biri peşimize adam takmadıysa nasıl duysun? Zannetmiyorum, duymamıştır. Benimkiler çok şaşıracak. Bizimkiler sevinecektir. Annem gözümün içine bakıyordu evleneyim diye. Gör bak nasıl sevecekler seni. Hemen tutturur bir torun isterim diye. Ben de çocukları çok severim. İyi o zaman. Hem zaten bu tekneye birkaç müço lazımdı. Birkaç derken? 3, 4. Artık Allah ne verirse. Hepsi senin gibi tatlı ve güzel olsunlar da. Yeter bana. Miçoların hepsi kız olacak anlaşılan. Dümen için bir erkek şart ama. Deydim de görmeyeydim bugün. İkbal Hanım, o ne biçim söz? Başa gelen çekilir. Bu dünyada her şey biz insanlar için. Korkaklar çeker başa geleni. Bu dünyada her şeyimiz insanlar için olduğu da koca bir yalan. Haşa. Üzüntüden ağzından çıkanı kulağın duymaz oldu senin. Ben hayatı yeni tecrübe etmiyorum Necip Bey. Bu yüzden biliyorum ağzımdan çıkanı. Mert insan kaderini, kısmetini değiştirendir. Benim bildiğim, dediğim bu. Çınar değiştirdi işte. Sevdiğini aldı. Kafasına göre bir evlilik de yaptı. Hem de gizlice. Sevdiğini almışmış. Ömrümden ömür götürdü. Kahretti beni. Ulaşamıyorum. Lale'ye ulaşamıyorum. Olan olmuş Valide Sultan. İstersen takma bunlara, ne dersin? Kızım benden habersiz, sonradan görme bir ailenin oğluyla evleniyor. Bütün gazeteler onlarla ilgili haberlerle dolu. Yani çıldırmak hakkım değil mi? Yapma Zümrüt, senin gündeminin daha önemli maddeleri var. Yalı elden mi gidecek yani? Evet. Şefik bizi yarı yolda bırakmaz, merak etme. Göreceğiz. Bak İkbal Hanım, gözünün her bir damla yaşı bu ailenin nurunu eksiltir. Seni böyle üzgün görmeye gönlüm el vermez. Merak etme. Sen ne dersen o olacak. Ne yani, Çınar'ı boşatacak mısınız Necip abi? Bu aile içi meselemiz Mehmet. Müsaade et de aramızda konuşup tartışalım. Mehmet dış kapının kulpu mu abi? Bu evin bir damadı. Tek erkek torun Yusuf'umun babası. Bu ailede ne zamandan beri karılar kocaların avukatlığını yapar oldu? Sus sen de artık. Başım. Götürün holdingi, alsın şu resmi. O toz barlara baktıkça midem bulanıyor. Mürüvvete söyle gitsin, bir çarşaf alsın şu resmin üstünde. Görmeyeyim. Mürüvvet! Bir örtü getir. Hep böyle kalalım Çınar. Değişmeyelim. Merak etme. Hiç değişmeyeceğiz. Sen benim kıymetlimsin. Büyüledin sen beni Lale. Evet. Evet, büyüledin sen beni. Masal gibi her şey. Cennette gibiyim. İyi ki çıktın karşıma. Sen de. Sen de iyi ki çıktın karşıma. İyi ki aşık oldum sana. İyi ki karım oldun. Lalem. Seni seviyorum.
Şeytan diyor ki, at şunları ortaya. Yık evliliklerini. Çınar görsün aldığı kızın annesinin marifetlerini. Kurtar Çınar'ı bu tuzaktan. İkbal mutlu olsun. Ha? Bodrum yolcuları da döndü işte. Ya bir fireyle döndük. Lale ile konuşabildin mi? Önce bir merhaba. Hoş geldiniz çocuklar filan desen anneciğim. Karşılama töreninin sırası değil. Lale'nin yarattığı skandal ortada. Biliyoruz. Bunun yüzünden tatil yarı da kesip döndük zaten. Ona ulaşamayan bütün gazeteciler bizim peşimizde. Herkesin dilinde varsa yoksa Lale'nin evliliği. Bu evlilik herkesin diline düşecek kadar mühim. Derdimdi sanki. Lale'nin evliliğinden bana ne ya? Bana ne ya? Kendine gel. Bu ne fevri davranış böyle? Ben de sinirliyim ama bak kendime hakim olabiliyorum değil mi? Neredelermiş peki, hiç haber yok mu? Yok. Çınar'ın teknesiyle kim bilir neredeler. Ulaşılamıyor. Ulaş. Ulaşıncaya kadar da elinden telefonu düşürme. Aramaya devam et. Birimizden birimiz mutlaka ulaşacağız. Emredersiniz. Şarjım bitmiş. Şarj dedin, aklıma geldi. Ben de ne zamandır bakmadım telefonuma. Sessizdeydi. 37 cevapsız aramama. 37 mi? Bir şey olmuş olmasın sakın. Bilmiyorum. Düşmeye başladılar. Öğreniriz şimdi. Alo. Mert ne haber? Haberler sende. Tebrikler, evlenmişsin. Sen nereden duydun? Yapma Çınar. Gazeteleri görmedin mi? Sizinkilere büyük sürpriz olmuş. İkbal Hanım teyze yataklara düşmüş. Ne? Çok merak ediyorlar seni. Bir ara istersen. Tamam, ararım şimdi. Ne oldu? Arayan Mert de en yakın arkadaşımdır benim. Evlendiğimiz duyulmuş. Ne? Nereden öğrenmişler? Bilmiyorum. Gazeteler yazdı dedi bana Mert. Şimdi amcamı arayayım. Ne olmuş ne bitmiş öğrenirim şimdi. Bir saniye. Efendim. Ali amca, nasılsın? Nasıl olalım Çınar? Evlendiğini duyduk, kırıldık sana. Oldu mu şimdi bu böyle? Üzüldüm şimdi. Bizden duymanızı isterdim. Olmadı böyle gazetelerden öğrenmeniz. Dönelim Çınar. Amca, gelininizi duydun. Dönelim diyor. İstanbul'da görüşürüz. Sizinkileri bilmem ama benim annem kesin çıldırmıştır. Hepsinin gönlünü alırız İstanbul'a dönünce. Hem benim annem şimdiden başlamıştır gelin karşılama törenlerine. Sen merak etme. Her şey çok güzel olacak. İnan bana. Of başım. Çınar aradı. Geliyorlarmış. Bugün mü? Bugün. Kalkıp hazırlanmak icap eder şimdi. Hazırlan tabii. Böyle karşılama gelinini. Biliyorum ben onu nasıl karşılayacağımı. Aman gözünü seveyim, yelkenleri suya indirme hemen. İndiren kim? Böyle bir evliliği onaylamamız mümkün değil. Fikrim buysa zikrinde boğulsun Necip Bey. Geçmişte olduğu gibi gene yarı yolda bırakma beni. Şuna bak. Şu ilkelliğe bak. Aman sus, Allah'ını seversen şimdi duyacaklar, yine tantana çıkacak. Bu kadar korkak olma Mehmet. Korkak mı? Asıl senin yaptığın korkaklık. Daha biraz önce İkbal Hanım buyurdu, sen de örttün. Şimdi tutmuş ilkellik diyorsun. Sana oturmayalım şunlarla diyorum. Açalım kendi evimizi diyorum, dinletemiyorum bile. Dinlemem tabii. Sen yengemi tanımıyorsun. Şu yalıdan çıktığımız anda dış kapının mandalı yapar bizi. Rüyanda görürsün holdingi. Hem yedirmem ben baba malımı el kızlarına. Ha, el kızı değil mi? Birdiler şimdi iki oldular desene. Çınar'ın o sosyete güzeliyle evliliğine sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Oğlum, niye indiriyorsun o çarşafı?
Anne, bu tablo holdinge gidecek demediniz mi? Gitmeden önce bir fotoğrafını çekmem lazım. Resim öğretmenimiz istedi. Acele etme. Tablonun nerede duracağını gelince Çınar karar verir. Çınar abi geliyor mu zaten? Yoldaymış. Alo Çınar. Efendim. Ben Yeşim Taşkıran. Merhaba Yeşim. Haberleri duydum. Lale'ye ulaşamayınca merak ettim. Arkadaşlardan buldurdum numaranı. İstanbul'dayız biz. Döndük. Lale'yi vereyim mi? İster misin? Eğer döndüyseniz buradaysanız gerek yok. Lale arar nasılsa beni. Peki. Görüşmek üzere. Selamlar. Görüşürüz. Ne diyor? Hiç. Seni merak etmiş. İpeklileri çıkart, ipeklileri. Hani Cemile Hanım'ın diktiklerini mi? Yok, onları değil. Hani Cemiyet dergisinde bir fotoğrafım çıkmıştı. Üstümdekiler için kraliçenin markasından giyiniyor diye yazdılardı. Tamam, şimdi bildim. Mücevherlerimi de getir, incilerimi bilhassa. Tamam hanım. Abi, doğru mu duyduklarım? Çınar geliyormuş. Geliyor. Başka nereye gidecek ki? Burası onun evi. Bilmem. Yaptığını hoş karşılamazsın diye düşünmüştüm. Hiçbirimiz Çınar'ın o kızla yaptığı evliliği onaylamıyoruz. Üstüne üstlük yıldırım nikahıyla falan. Dananın kuyruğu kopacak o zaman. Aman gözünü seveyim, sen bu işe karışma Reyhan. Kocan doğru söylüyor Reyhan. Necip Bey hepimiz adına gerekeni söyler. Kimseye saygısızlık falan edeceğimiz yok. Evet ama... Gelin hanımı bağrımıza basacak halimiz de yok. Pek tabii. Bu tablo da burada böyle kaldı. Kalsın. Reyhan, üstünü açıver şunu. Çınar gelinini birazdan getirir ama. Kime gelin, kime gidin deneceğini biz biliriz. Geleceği varsa göreceği de var. Reyhan, Mürvet'e söyle şunu hemen asıversinler oraya. Tamam İbrahim, sen kal. İşte geldik. Burası. Neyin var Lale? Hiç. Heyecanlandım biraz. Belki de korktum. Korkuyor musun? Gelin olarak geliyorsun sen bu yalıya. Benim gelinim olarak geliyorsun. İnan bana, çok mutlu günlerimiz olacak burada. Yavaşla biraz. Dur. Anne. Telefonunu alabilir miyim? Tabii. Alo. Anne. Sen ne yaptığını sanıyorsun Lale? Bizimle ilgisi olmayan insanlarla. Böyle sorgusuz sualsiz evlenmek de neyin nesi? Anne lütfen, lütfen dinle beni. Neden? Hayatın hatasını yaptığının farkında mısın? Cehennemin kapısında duruyorsun Lale. Onlarla birlikte yaşaman imkansız. Ama lütfen. Geldiler. Yusuf sen odana. Ya gelini görseydin bari. Gelen bizim bildiğimiz türden bir gelin değil oğlum. Öyle olsa oturur tanışırdın. Anne, senin düşüncelerin benim için çok önemli. Seni seviyorum. Çünkü sen benim annemsin. Görüşürüz anneciğim. Şimdi kızı geldi.
İki gün sonra da anası gelir. Hadi geçelim. Buyurun. Hoş geldiniz Çınar. Hoş bulduk amca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Size gelininizi getirdim. Lale'yi. Elini öpmeye geldik. Evlenmek için rızamı almayana elimi vermem ben. Küsme hemen. Evlen diyordun, evlendim işte. Kiminle evlendin Çınar? Ben magazinlerden öte tanıyor muyum küçük hanım? Anne. Lütfen. Biz oturalım Çınar. Şöyle geçin. Annen yerden göğe haklı. Sana çok kırıldı. Teşekkürler. Bir saat sonra görüşürüz. Şefikciğim. Günden güne güzelleşiyor, gençleşiyorsun. Seni görmek büyük mutluluk. Seni de öyle. Bronzlaşmışsın. Tekneye mi çıktın? Bodrum'dayım. Hatta Kerem ve Yeşim'e rastladım. Yeşim'in cazibesini kimden aldığı belli. Sana bir yemek sözüm vardı. Unutmadım. Beni çok mutlu ettin.
Hem böyle yoğun bir gündemin arasında beni davet etmeni ayrıca sevindim. Sorma. Lale'nin evliliği beni perişan etti. Basının yazdığı gibi gerçekten aniden mi oldu? Aniden. İstanbul'da bir kere görmüşlerdi birbirlerini. Hatta Lale hiç hoşlanmamıştı Çınar Ilgaz'dan. Sonra Bodrum'da karşılaşmışlar. Yıldırım aşk desene sen şuna. Bana da öyle geliyor. Ama evlilik söz konusu olunca işin rengi değişiyor tabii. Çünkü evlilik iki kişi arasında değildir. Aslında evlenince aileler de evlenir. Çevreler, görgü, terbiye. Yani birbirini ne kadar seversen sev, bir taraf satsa o evlilik çatırlar. Evliliği boş ver. Ortada aşk kalsın yeter. Kaldı ki onlarınki masum bir aşk. Aman Şefik. Aşk acıdan başka ne getirir ki insana? Ama bugüne dönersek bu acıyı telafi etme görevi sana düşüyor. Çınar, nasıl geçti Bodrum? Güzel. Ama daha çok yelken bastık. Denizdeydik anlayacağın. Deniz ortasında evlendiyseniz nikahınız sayılmaz bak. Nikahımız her daim sayılacak. Lale benim karım. Ve hep öyle kalacak. Siz de bunu böyle bilin lütfen. Bizim bilemediğimiz şey bu işi neden gizli saklı yaptığınız. Neyiz biz? Bostan korkulu. Sana ne kadar değer verdiğimi bilirsin amca. Mekanı cennet olsun. Seni rahmetli babam kadar severim. Hatta söylemişimdir. Kimi zaman kendimi sana rahmetliden daha yakın hissetmişimdir. Belli. Bize verdiğin değer, kıymet belli oldu Çınar. Anlıyorum. Kırılmış, üzülmüşsünüz. Buraya gönlünüzü almaya geldik. Evlenirken rızamızı almayan gönlümüzü nasıl alacakmış ki? Gelininizin yanında bunu size yakıştıramıyorum amca. Bu ailenin bilgesi, sağduyusu siz değil misiniz? Amcan haklı Çınar. Sizin yalı biraz ilerideydi galiba, değil mi? Evet. Aynı yakadayız. Birçok zaman tekneyle geçmişimdir sizin yalın önünden. Ama orada senin gibi bir prensesin yaşadığını bilmezdim. Bildiğin üzere Şefikciğim, yalıya haciz gelmemesi için bugün yarın teminat verileceğine dair bir dayanağa ihtiyacım var. Biliyorum. Elini çabuk tutmalısın. Keşke sana yardım edebilseydim. Ancak bu kişisel jesti yabancı ortağıma anlatamam. Ne demek anlatamam? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bu mesele sadece benim meselem değil. O teminatı vermek zorundasın. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm Zonat. Yaşandı. Acıyla bitti. Ama bitti. Şefik. İzninle. Katılmam gereken bir toplantı var. Seninle olmak üzere. Dediğim gibi her şey çok ani gelişti. Gazetecilerin kokuyu aldığını bilseydim daha önceden arar haber verirdim size. Ne fark edecekti ki? Yanlış anlaşılmasın. Senin yapacağın bir evlilikte müessir olacak değildik. Ama... Aması maması yok bu işin. Evlilik ne aşka benzer ne meşke. İnsanlar bu yüzden yanılırlar. Aşık olan aşık kalır. Aşkıyla kalır. Sevdiğiyle el içine çıkmak isteyen evlenir. Soyunu sopunu sürdürmek isteyen evlenir. Eğer evleniyorsan her şeyi kaidesine, kuralına uygun yaparsın. Böyle değil. Yeter! Sizden icazet almaya gelmedim ben. Aşık oldum, sevdim, evlendim. O kadar. Buraya sizle karımı tanıştırmaya geldim. Ama yazık. Buna layık olamadınız. Lale benim karım. O benim diğer yarım. Eğer evlilik ne demek biliyorsanız, bunun da ne demek olduğunu bilirsiniz. Nereye? Karımı bu şekilde karşılayanlarla
aynı çatı altında oturtacağımı mı sanıyorsunuz? Gidiyoruz biz. Gitti. Çınarım gitti. Necip Bey. Necip Bey bir şey yap. Çınarım gitti. Gitti Necip Bey. Çınarım gitti. Benim sevgim herkese, her şeye yeterli Alem. Önemli olan biziz. Sen ve ben. Biliyorum. Ben sadece bütün bu olanlardan dolayı üzgünüm. Hatta kendimi biraz suçlu hissediyorum. Sakın, sakın kendini suçlu hissetme. Dünya bir yana, sen bir yana. Kapıları çarpıp çıktın Çınar. Böyle olmamalıydı. Kızgınlıklarını anlayışla karşılaman gerekir. Yüzünü güneşe dönmekten korkan lalemsin benim. Boyun eğme hemen. Bırak ikimiz adına da savaşayım onlarla. Hadi. Ya yeter be kızım. Uçaktan beri avare oldun Lale'nin haberlerine bakmaktan. Sana ne? Ekrem Bey, haciz memurları geldi efendim. Haciz mi? Sizi görmek istiyorlar. Yalıya haciz mi geldi? Beklediğimiz felaket sonunda geldi. Gerekli karar ve belgeler burada. Buyurun. Şimdi müsaade ederseniz haciz işlemlerine başlıyorum. Tamam, tamam. Sakin olun. Önce eşyalar gider, öyle değil mi Memur Bey? Evet. Dayı, annemin bundan haberi var mı? Birazdan olacak. Efendim Ekrem. Ne? Ne demek haciz işlemi başlatıldı? Tamam, geliyorum. Geliyorum. Hızlı git. Hızlı. Mahvoldum ben. Şimdi ne yapacaksın Zümrüt? Şişli'deki apartman dairesine geri mi döneceksin? Bir süre rezidansta kalırız. Sonra zevkimize göre bir ev bulur, oraya geçeriz. Olur. Yeşim arıyor. Alo, Yeşim. Lale yanında mı? Yanımda. Verir misin? Tabii. Seni istiyor. Efendim bir tanem. Lale, Yalı'ya haciz geldi. Ne? İnanmıyorum. Dokunmayın onlar. Onlar benim eşyalarım. Dokunma ona. Bırak. Bırakın şunu. Yapma, yalvarırım yapma Zümrüt. Ben bu eve ömrümü verdim.
verdim. Anneciğim. Gençliğimi verdim ben bu eve. Dayı bir şey yap. Defolun. Bırak. Bırak tatlı yolu. Lütfen. Anne. Bırak. Bırak bunu. Çek git. Gidin. Gidin buradan. Çeksin. Biraz metanet ol. Yapma, ne olursun yapma. Yalvarırım yapma. Çıkarttım bu adamları bu evden. Bırak onu. Bırak. Bırak götürme. Getirmesin bıraksın onu söyle. Tamam. Getirme. 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 Zümrüt. Bırakın çıkın evimden. Defol. Zümrüt. Söyle onlara. Ben Zümrüt Taşkıran'ım. Söyle. Anne lütfen. Anne. Ben onlara gençliğimi verdim. Ah! Ekrem. Ekrem. Tamam, tamam canım. Tamam. Yapma. 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 Bir tane. Bir tane. Sen. Anne sakin ol. Lütfen. Ekrem. Söyle onlara. Ben Zümrüt Taşkıran'ım. Tamam. Metanetli ol biraz. Gel. Benden başka kimse oturamaz bu yalıda. İzin vermeyin. Burası benim evim. Burası benim. Yazma. Bırak. Defol git bu evden. Ne işleri var burada bunların? Tamam güzel kardeşim. Gel. Anne yapma bunu. Gel. Ne olur. Bu yalı benim. Bu yalı benim! Bu yalı benim! Tamam bir tane, tamam. İstanbul'un en güzel kızı. Canım benim. Zümrüt'üm. Lale'ye haber verdiniz mi? Verdik. Gelsin görsün. Gözlerini açtığı yalı elden gidiyor. Neler çektiğimizi gelsin görsün. Tamam kardeşim, tamam. Tamam canım, tamam, tamam. Ben anneme gidiyorum. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. Haciz memuru siz misiniz? Evet benim, buyurun. Efendim. Buyurun efendim. Baş üstüne efendim. Anne. Lale. Yeşim. Anneciğim iyi misin? Hı? Yalnız mı geldin? Hayır. Çınar'la geldim. Çınar dışarıda. Birileriyle görüştü. Haciz'i durdurdular. Merak etmeyin. Ben bir bakayım. Çınar'a teşekkür etmem gerek. Çalışma odama gelsin lütfen. İyi olur. Sen toparla, ben yanına getiririm Çınar'ı. Dur anneciğim, ben sana yardım edeyim. Gel. Gel. Yes. Baş üstüne efendim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Eşyaları geri götürüyoruz. Mahkeme temiz süresini uzatmış. Merhaba. Ekrem Güler ben. Lale'nin dayısı. Memnun oldum. Sizinle bu şartlar altında tanışmak istemezdik. Ziyanı yok. Ben artık aileden sayılıyorum. Sadece içinde bulunduğunuz durum için biraz üzüldüm. Kötü günde geldiniz. Ama iyi ki geldiniz. Buyurun içeri geçelim. Çok özledim seni canım benim. Köpük. Senin kahramanın bizi de kurtardı. Biliyorum. O olağanüstü bir adam. Çok mutluyum yeşim. Ayaklarım yerden kesildi. Çok aşığım. Kedi olalı bir fare yakaladın. Aferin.
Annem gibi konuşma. Öyle değil mi? Zümrüt Hanım şeker şurup konuşur şimdi damadıyla. Çok şanslısınız. Artık kızamaz da size. Sana Çınar'ı getirdim. Hoş geldiniz Çınar. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Ekremciğim, bana müsaade eder misin? Çınar Bey'le yalnız görüşmek istiyorum. Hay hay Valide Sultan. Aşağıda görüşürüz. Görüşürüz. Kendime içki alacağım. İster misiniz? Hayır, teşekkür ederim. İçki kullanmıyor musunuz? Nadiren. Şimdi değil. Teşekkürler. Haciz işlemini şimdilik durdurdunuz. Rica ederim. Ve tebrikler. Kızımla evlenmişsiniz. Evet. Öyle oldu. Neden bu kadar ani? Çünkü ona aşık oldum. Onu seviyorum. Aşık oldunuz. Lale'yi seviyorsun. Onu ne kadar seviyorsun? Lale'yi çok seviyorum. Ne kadar çok. Nasıl oldun İkbal? Düşünme artık böyle kara kara. Her şey hale yola girecek. Merak etme sen. İlahi Necip, hep böylesindir. Gelecek, geçecek. Merak etme sen. Dünle bugünü karıştırma İkbal. Bunu huy etseydim kendime, aynı çatı altında barınmak mümkün olmazdı. Benim düşündüğüm başka. Neymiş o düşündüğün başka şey? Çınar seviyor o kızı. Hem de çok seviyor. Ne olmuş yani seviyorsa? Aşk dediğin nedir ki? İki paralık çıngırdak. Alayım asayım boynuma, ben de sevdalanayım dersin. Asarsın, kulak tırmalar. Çınar sevdiğine sahip çıkıyor Necip Bey. Yolunu kesen, elini kolunu bağlayan yok çünkü. Biz ne güne duruyoruz? Çınar bize rağmen seviyor o kızı. Allah her kadına böyle sevilmeyi nasip etsin. Ama seven benim oğlum olmasın diyorsun. O benim şu hayattaki tek varlık dedin. O benim her şeyim. O benim tutunacak tek dalım. Anlaştığımıza sevindim Çınar. Siz merak etmeyin. Ben bu işi halledeceğim. Sen bu bataklıkta nasıl var oldun Lale? Nasıl böyle masum ve temiz kalabildin? Ah Çınar, gelsene. Köpük. Seni unutmamış.
Belki bundan sonra kıskanır. Niye kıskansın ki? Paylaşmak istemez belki. Siz ikiniz tanışıyorsunuz ama o sayılmaz. Sizi ben tanıştırmak istiyorum. Yeşim, benim diğer yarım. Kız kardeşim. Merhaba Çınar. Merhaba Yeşim. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen tatsız zamana denk gelen ziyaretimizi daha fazla uzatmayalım. Gidelim mi? Sen nasıl istersen. Hadi tatlım. Görüşürüz. Anneme dokunmuyorum şimdi. Ayrıca ararım ben onu. Nasıl istersen. Ciao. Hanımım, Çınar Bey eşyalarını aldırtmak için şoförü göndertmiş. Öyle mi? Nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim. Bana kalsa ben seninle teknede bile yaşardım. Biliyorum. Şimdi gitmek zorundayım. Holding'e uğramam lazım. Sen işini aksatma. Balayını uzatmak isterdim ama... Uzatırız aşkım. Ama şimdi doğru işe. Uzatacağız ama. Söz? Söz. Anacığını bırakıp gidiyorsun demek. Ben sensiz ne yaparım ya o? Bunu hiç düşünmez. Hiç bilmez misin? Taşkıran yalısına gelen hacizi kaldırtacağız. Bedeli mühim değil. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Siz onu söyleyin bana. Holdingdeki hisselerinize temlik koyduracağız. Bunun için yönetim kurulu kararı gerekmez mi? Bu her durumda gerekecektir efendim. Bedeli mühim değil diyorsunuz ama bu çok büyük bir meblağ. Siz orasına karışmayın. Ne gerekiyorsa onu yapın. Yönetim kurulumuzda imzaya açılacak bir biçimde kararı yazdırın. Derhal. Siz nasıl isterseniz Çınar Bey. Bugün yorucu bir gündü. Her şey üst üste geldi. Üzüldü. Üzüldüm. Ama ben senin çocuklar gibi eğlendirmesini, güldürmesini bilirim. Hadi kalk. Gidiyoruz. Nereye? Sürpriz. Hadi.
Duydunuz mu? Taşkıran yalısına haciz gelmiş. Lale devri bitti desene sen şuna abi. Paçalarını uğursuzluktan kurtaramıyorlar. Allah vere de belalarını bizim başımıza sıçratmasalar. Akraba olduk artık. Kızlarını gelin aldık. Daha değil. Daha değil mi kalmış? Oğlun aldı işte. Hem nereden biliyorsun? Belki de karısının ailesinin battığı yerden o çıkarır. Çınar böyle bir şey yapabilir mi Necip Bey? Yapamaz. Sen öyle diyorsan öyledir. Bir daha haciz memurlarıyla karşılaşmak istemiyorum. Emredersiniz Küçük Bey. Ya haksız mıyım ama? Çınar ilgileneceğini söyledi. Şefik Bey gibi o da seni yarı yolda bırakırsa hiç şaşırma. Onun adını bile anma bana. Aranızdan su sızmıyordu. Ne oldu? Ne değişti? Konumuz bu değil. Çözmemiz gereken çok önemli bir mesele var. Çınar'a bu konuda güvenmek sence doğru mu? Çınar aileden biri. Oo. Bakıyorum da hemen sahiplenmişsin damadını. Ne yapalım? Denize düşen yılana sarılır, değil mi Amazon? Lütfen Ekrem böyle konuşma. Çınar'ın kulağına gidebilir. O bizim damadımız artık. Ayrıca Lale'yi çok seviyor. Nasıl anladın? Ben anlarım. Hadi Kerem. Gidelim mi? Okey. Magazincilere tek bir kelime bile etmek yok. Ne Lale'nin evliliğiyle ilgili ne de haciz meselesiyle. Anladık. Lale'nin evliliği, Lale'nin evliliği. Nereden başlayalım? Çılgınsın sen. Nereden bildin lunaparklara bayıldın? Lunaparkı kim sevmez? Çocuk olmayı, çocuklar gibi eğlenmeyi kim sevmez? Çocukları kim sevmez? Evet, çok sevimliler. Bizim evde de çocuk çok sevinir. Bugünkü halleri aldatmasın seni. Benden sonra bir Çınar'ın daha gelmesi şarttır bizim evde. İyi, bu şartı yerine getirelim. Bizi bağışlasınlar. Biz bu şartı yerine getirelim. Bırak onlar bizden bağışlanma beklesinler. Ne yapacaksın? Ailenle ilişkilerini düzeltmek için yani. Böyle olmaz. Annem senin gönlünü almaya gelene kadar geri adım atmam ben. Çok inatçısın. İnat iyidir. İnsan hayata bağlıdır. Hem annem benden daha inatçıdır. Ben kırgınlığı ve huzursuzluğu sevmem Çınar. Bu durumu nasıl düzelteceğiz? Merak etme. Her şey düzelecek. Şimdi söyle bakalım. Hangisinden başlayalım? Bana bir porsiyon daha atsana. Hemen atıyorum abi. Çok lezzetliymiş. Sen daha önce sokak köftesi yemedin mi? Hayır. Yemedim. Çok güzelmiş. Bizim damat değil mi şu? Hani? Hadi arabayı bir kenara çekip yanlarına gidelim. Ne işimiz var abi onlarla?
Görmüyor musun? İki sevgili oturuyorlar. Hem öyle aşıkların yanına pat diye gidilmez. Tamam Kerem, uzatma. Niye sinir yaptın ki sen şimdi? Nazar etme ne olur. Bakın etrafına, senin de bir çınarın olur. Ha ha ha. Uzatma dedim. O zaman ara Lale'yi, onları gördüğümüzü söyle. Tamam, sen devam et, hadi yeşil yandı. Alo. Aa Keremcim, bugün seninle ilgilenemedim. Madem gördünüz, niye yanımıza gelmediniz? Anladım. Yarın gelin hep birlikte yemek yiyelim. Okey canım. Görüşürüz. Madem hep beraber yemek yiyeceğiz, Mert'i de çağıralım. Olur. Çağıralım. Çıkmamış bunun lekesi. Değiştirelim bu kuru temizleyici. Sen bana beyaz tayörümü getir. Tamam hanım. Günaydın yenge. Günaydın. Erken başlamışsın çay partisinin hazırlıklarına. Aman dostlar alışverişte görsün. Sen gelmiyor musun? Ben gelemem. İşler çok yoğun. Ama belki Dünür'ün Zümrüt Taşkıran gelir. Gelir mi gelir? Cem hoş boş boğazlık edip söylediydi. Haftaya defilem var. Öncesinde de çay partisi verilecek dediydi. O zaman dikkatli ol yenge. Bu kadınlar kaçın kurası. Bir laf eder altında kalırsın. Ben bu dünyaya papuç bırakmamışım. O sosyete karısına mı papuç bırakacağım? Hanımım. Hah, onu giyeceğim. Günaydın bir tanem. Günaydın. Ah, harikasın Çınar. Lalelerin en güzeline. Bunu rüşvetten say çünkü bugün holdingdeyim. Ama erken kaçıp sana akşam yemeği için yardım edeceğim. Olur. Hadi şimdi güzelce kahvaltını yap. Ben çıkıyorum. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Afiyet olsun. Dışarı çıkacağım. Ayırdığım kıyafetleri hazırlayın lütfen. Peki efendim. Nereye gideceksin? Muhtemelen İkbal Hanım'ın da bulunacağı bir çay partisi. Aman Zümrüt. Can çekişirken bile pençe savuruyorsun. Ne işin var senin orada? İkbal Hanım'la karşılaşacağım hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorum. Karşılaşacaksın da ne geçecek eline? Hiç. Sadece kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak istiyorum onlarla. Rakiplerini hafife alma Zümrüt. Dağdan geldiler, bağdakini kovuyorlar. Unutma. Evet. Ne var bakalım bugün gündemimizde? Gündemimizin ilk maddesi kendi hisselerime koydurtacağım temlik. Hayırdır Çınar? Paranı bizim cebimizden çekip kimin cebine koyuyorsun? Lale'nin ailesini acizden kurtarıyorum amca. Ha şu mesele. Yani paranı bizim cebimizden çekip Taşkıranların cebine koyuyoruz. Öyle demeyelim. Karımın ailesi benim de ailemdir. Ben bana yakışanı yapıyorum. Biz batırmaya çalışalım, sen kurtar. Anlamadım. Ben bu ailenin parasını Taşkıranlara yedirmem. Bu üslup bize hiç yakışmıyor amca. Hem ben kendi birikimimi, kendi hisselerimi aktarıyorum. Sizinkine değil. Para paradır. Ve bu paranın kuruşu bile öyle bir aileye geçemez. Ben istersem geçer. Lale artık benim ailem.
Hoş bulduk canım. Sağ ol kızım. Hoş geldiniz. Ah! Cem hoş. Aa, gözlerimiz yollarda kaldı ayol. Gelmezsiniz diye korktum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ya malum şu yıldırım diyah meselesi falan var ya, belki kalabalık içine çıkmak istemezsiniz diye düşündüm. Ay, İkbal'cim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkbal'cim, Çınar gerçekten evlendi mi Taşkıranların kızıyla? Evlenmiş. Bize kışlık cicilerini mi göstereceksin Cem hoş? Ay evet, bugün sonbahar kış tepilesi var. Hadi buyurun. Pardon. Buyurun şöyle alayım sizi. Tanışıyorsunuz değil mi? Nereye? Cemile Hanım'ın defilesi var bugün. Yani gitmeyecektin. Bütün toplantılarımı iptal ettim. Koşa koşa gidip duyduklarını yetiştireceksin değil mi? İkbal Hanım'ın etekleri tutuşsun biraz. Niye uğraşıyorsun bunlarla? Niye uğraşmayayım? Hı? Ben uğraşmasam yengem bizimle uğraşıp çıtır çıtır yer bizi. Köz köz döneriz Kayseri'ye. Fena mı olur? Hiç değilse mutlu oluruz. Görüşürüz. O kadar fazla araştırdık ki. Çok güzel olmuş gerçekten. Aa, Zümrüt Taşkıran da geldi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun lütfen. İkbal Hanım da buradalar. Aa, öyle mi? Merhaba. Merhaba. Ay, siz Dünür oldunuz değil mi? Gençler romantizm yapmış, yıldırım nikah kıymışlar. Ama siz onları ikna edin de lütfen şöyle güzel bir gelin yapalım kızınızı. Bu Çınar'la Lale'nin bileceği bir şey. Merhaba, vakıf yararının rozetlerimiz var. Bakmak ister miydiniz? Memnuniyetle. İzninizle. Reyhan Hanım da geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Hani sen gelmeyecektin? Ama geldim. Cemil Hanım'ın defilesini kaçırmak olmazdı. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Çok sevindim. Cemile Hanım, biraz gelebilir misiniz? Affedersiniz, beni çağırıyorlar. Müsaadenizle. Müsaade senin Cem hoşçum. Seninki gelmiş gördüm. Kim? Ay, anlamıyormuş gibi yapma yenge. Zümrüt Taşkıran. Geldi. Hamşürük. O hamşürük yalısını bizim Çınar sayesinde kurtarıyor. Nasıl? Basbayağı. Bugün yönetim kurulu toplantısında konuşuldu. Çınar parayı bastırıyor, hacizi kaldırıyor. Necip ne diyor bu işe? Ne desin? Çınar kafaya koymuşsa öder. Bilirsin, onun önünde hiç kimse duramaz. Bak Çınar, tekrar söylüyorum. Elini verirsin, kolunu kurtaramazsın. Ben bunu Taşkıran ailesi için yapmıyorum amca. Karım için yapıyorum. Sevdiğim kadın için. İleride çocuklarımın annesi olacak kadın için yapıyorum. Sevdiğin için her şeyi yapar mısın Çınar? Bizim kitabımızda böyle yazmaz mı amca? Kimi var ki eli kolu bağlanır? Bir çare yapamaz. Öylesinin vay haline. Tıpkı annen gibi konuştum. Güzel söyledin yani. Öylesinin vay haline. Beni bu hususta büyük hayal kırıklığına uğrattın amca. Seninle aynı dilden konuştuğumuzu sanırdım. Yanılmışım.
Oysa ki benim bildiğim bütün aşk şiirlerini sen öğretmiştin bana. Beni anlamalısın. Anlarım. Anlamam mı? Aşığa karşı ne kör olunur, ne de sağır. Hem ben sana yeğen değil, oğul sevgisi verdim Çınar. Çünkü Allah beni bu hayatta baba olamamakla sınadı. Gel, üzme bizi. Dön düştüğün yoldan geri. Vazgeç. Bu söylediklerini dememiş ol bana. Lale benim karım. Onun uğruna öl de öleyim. Onun üzülmesine katlanamam. Sırf o üzülmesin diye ailesini ortada bırakmam. Bunaldınız mı? Evet. İçerisi çok sıcak. Malum. Alışık olmadığınız camiye. Ben karaya vurmuş balık değilim. Girdiğim ortama kolayca uyum sağlayabilirim İkbal Hanım. Marifetlerinizi ta Kayseri'de mecmualarda okurduk. Okuduklarınıza inanıyor muydunuz? Bugün tecrübe etme fırsatı bulduk. İnandık. Ne demek bu şimdi? Kızın oğlumun koynuna girdi. Ne olduysa oldu. Ama siz düştüğünüz yerde kalacaksınız Zümrüt Hanım. Çınarımı kullanabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. O senin çevrendeki insanlara benzemez. Her şeyin bir bedeli vardır İkbal Hanım. Oğlunuz bu bedeli ödüyor. Hatta sadece oğlunuz değil, siz de. Güzel olan şeylere ya doğuştan sahip olunur... bizim gibi ya da sonradan satın alınır sizin gibi. Şirkete çek hemen. Sizinle tanışma fırsatı bulamadık. Ben Reyhan Ilgaz İncesur. Memnun oldum. Çınar'ın halasıyım. Öyle mi? Biraz önce yengem İkbal'le konuşuyordunuz. Evet. İşiniz zor. Ne hususta? Kızınızın evliliğiyle muhatap olacağınız aile. Biz yani. Ilgazlar. Benim yerimde yengem olsaydı... kolay lokma değiliz der, çıkar dişin içinden. Ortada bizim alışık olmadığımız bir üslup farklılığı olduğu kesin. Beni onlarla sakın bir tutmayın Zümrüt Hanım. İzninizle. Defile başlıyor. Hadi buyurun. Konuyla ilgili önümüzdeki hafta... konuşmamız lazım Necip. Seninle de Çınar. Beyler siz çıkabilirsiniz. Sonra devam ederiz. Buyur otur. Oturmayacağım. Ne oluyor anne? Başlık parası mı istediler senden?
Servet ödüyormuşsun taşkıranların kızı için. Yeter! Bu konuyu bu şekilde tartışmaktan rahatsızım artık. Durun hele. Yıkıp dökmeyin birbirinizi. Çınar yıkıp geçti zaten hepimizi. Oğlum, tanıyamıyorum seni. Ne yaptı bunlar sana? Büyü mü yaptırdılar acaba? Uzatmayalım. Bitti. Bu işi sizi kırmadan halletmeye çalıştım. Olmadı. Karımın mutluluğu için ne gerekiyorsa yapacağım. Size karşı ödemem gereken bir bedel varsa onu da öderim. Hello. Hoş geldin. Hoş bulduk. Valide Sultan, nasıl geçti çay? Şahane. Tam düşündüğüm gibi. Çok eğlendim. Çınar'ın annesini görmeye gittim deme sakın. Gittim, gördüm, konuştum. Hatta genç bir halası var. Reyhan. Nereden biliyorsun sen? Çok hırslı bir kız. İş Adamları Derneği'nin kapısını aşındırıyor. Olabilir. Enteresan bir mizacı var. Neler oldu anlatsana. O aileyi içten içe kurt gibi kemirdiğimi fark ettim. Haciz korkun geçti bakıyorum. Sen kendine eğlence ararken işler sarpa sarabilir Zümrüt. Dikkat et. Dayım haklı anne. Çınar Ilgaz'a nasıl bu kadar çok güveniyorsun anlamıyorum seni. Ben Çınar'a değil, Çınar'ın Lale'ye olan aşkına güveniyorum. Aşkmış. İki günde aşık mı olur insan? Aşk aniden olur. Öteki türlüsü mantık, muhakeme, hesap kitaptır. Aşk değil. Çınar Lale'ye çok aşık yani, öyle mi? Hayret. Sen bunu fark etmedin mi? Lale belki ilk kez tecrübe etti ama sen aşk meşk konusunda Lale'yi katlarsın. Senin yolundan gidiyorum ya. Ondandır belki. Bu ne demek şimdi? Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Duymadım geldiğini. Erkencisin. Söylemiştim. Akşam için bir şeyler aldım. Şoför şimdi çıkartıyor. Ne pişiriyoruz? Bilmem. Spagettimin iyi olduğunu söylüyorlar. Kimler? Kimler spagettinin iyi olduğunu söylüyor sana? Biliyorsun. Senden öncesi yok. Biliyorum. Gelmiyor musun yemeğe İkbal Hanım? Söylemiştim. İnmeyeceğim aşağı. Küskün, üzgün. Hep böyle mi kalacaksın? Böyle giderse Kayseri'ye dönerim ben. Kalamam burada. Olur mu öyle şey? Kendini bizden ırağa mı süreceksin? Çınar sevdi, evlendi. Oğlumu ellere aldı gitti. Bu da yetmezmiş gibi bir servet veriyor aile. Sözümün hükmü yok. Senin de elin kolun bağlı. Her zamanki gibi. Yık de. Yıkayım bu evliliği İkbal Hanım. Yeter ki sen gitme. Kal burada. Bu defa bana verdiğin sözü tutabilecek misin? Senin günün nasıl geçti? Hiçbir şey anlatmadın. İyi. Neyin var Çınar? Yok bir şeyim. İş işte. Yorucuydu. Bir iki gergin toplantı falan. Benimle evlendiğin için... Seninle evlendiğim için çok mutluyum ben. Seni tanıdığım için, karım olduğun için.
1000 kere duymak istersen 1000 kere de söylerim sana. Çok şanslıyım ben. Babamın dileği kabul oldu. Hep mutlu olmamı isterdi. Ayrıca o da senin gibi çok güzel yemek yapardı. Bak bakalım tadına. Yedikten sonra da aynı şeyi düşünecek misin? Çok güzel. Afiyet olsun. Yemeğe ineceğinizi bilseydik beklerdik. Yok Ziyan. Bir çorba içip kalkacağım. İştahım yok. İyi bari Necip abi sizi yemeğe inmeye ikna edebilmiş. Kolay değildir onu ikna etmek. İnadını kırmak. Eve geldiğinden beri toparlamışsın yenge. Daha da iyi olacağım inşallah. Üzgün görünüp sevindirmeyeceğim düşmanlarımı. Aa, düşmanlarım burada mı ki? Sözüm meclisten dışarı be Yusuf. Medreseyle sarayla karıştırdın sen bizim yalıyı. Oralarda düşman içerilerde aralarında olurmuş. Biz de bugünün saraylısıyız. Haydi bakalım, afiyet olsun. Haydi, afiyet olsun. Kim yaptı yemekleri? Müşterek yaptık. Lale yemek yapmayı bilmez ki. Ama çabuk öğrendi. Aşk öğretici bir şeydir zaten. Öyledir. Nasıl gidiyor evlilik? Bu soruyu hala geçemedik. Nasıl yani? Aynı şey. Geçen gün bir blogda okumuştum. Evliliğin 4 tane sorusu varmış. 1. Evliliğiniz nasıl gidiyor? 2. Ne zaman çocuk yapacaksınız? 3. Birbirinizi hala seviyor musunuz? 4. Hala evli misiniz? Biz 2'den sonrasını almayalım. Onu ben sorayım o zaman. Ne zaman çocuk yapacaksınız? Yapma abi ya, daha balayındalar. Bizi bırakın. Kendinizi anlatın bakalım biraz. Özellikle yaşım, sen anlat. Çok özlüyorum seni. Okyanus giremedi onların arasına. New York, Milano arası mekik dokurduk biz. İki kardeş birbirimizden ayrı kalamazdık. Ama aramıza Çınar girdi. Ayırdı bizi. Ne ayrılması? Mutluyuz. Beraberiz. O zaman mutluluğunuza. O zaman yeni aşıkların şerefi. O zaman dünyalar güzeli eşime. Gece beni çok şaşırttın. Daha yeni başlıyoruz. Peki başlayalım küçük hanım. Yarın aynı yer. Yenge, dost acı söylermiş. Ya Çınar eve dönmezse, onu geçtim, kızın ailesine servet öderse. Para pul umurumda değil Reyhan. Ama Çınar bu eve dönecek. İnşallah. Ama ben çok kararlı gördüm Çınar'ı. Öyledir. Bilhassa karakteri çok kuvvetlidir. İkili oynamaz. Sözünde durur. Oğlunu dört dörtlük yetiştirdin yenge. Ilgaz Holding'in başı için bulunmaz Hint kumaşını dokudun. Ama gel gör ki olmayacak bir aile için ocağımıza incir ağacı dikti. Benim şehzadem aynı şehzade. Harem gelip geçicidir, bana ne? Senin yeğenin bu aileyi sırtlayıp taşır evelallah. Canını sıkma sen. Ondan sonra da onun oğulları. Seninki de var. Ilgaz ailesi hep yükselir. Korkma sen.
Taksiniz geliyor efendim, yoldaymış. Sizin de aracınızı getirtiyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Çok tatlıydılar. Umarım hep böyle mutlu eder Lale'yi. Neyin var senin? Yok bir şeyim. Çok sessizsin bebek. Yemekte daldın daldın gittin. Yok bir şeyim dedim Kerem. Aman anladık. Var bir şeyin ama anlatmak istemiyorsun. Ne o? Bodrumda duvarı mı tosladın? Yine saçmalamaya başladın Kerem. He anladım. Lale evlendi. Yalnız kaldım diye üzülüyorsun. Üf, Kerem git başımdan lütfen. Hiç çekemeyeceğim seni. Gidiyorum zaten. Taksim de geldi. Önce ben bir kulübe uğrayacağım. Tolgalar bekliyor. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Taksi mi bekliyorsun? Hayır. Arabamı getirecekler şimdi. Kerem nereye gidiyor? Niye beraber dönmüyorsunuz? Kulübe gidecekmiş o. Hmm. Biz de gidelim mi? Bu gece süper bir DJ geliyormuş. Hiç keyfim yok. Yorgunum da, biraz eve gideceğim ben. Bir gün görüşelim o zaman. Bakarız. İyi geceler. Ne yapıyorsun? Masayı topluyorum. Bırak şimdi. Hadi gel. Sonra toplarsın. Uyu aşkım, uyu. Ben çıkıyorum. Merhaba efendim, temizliğe gelmiştik. Karım içeride uyuyor, rahatsız etmeyin. Daha sonra gelin, olur mu? Peki efendim. Teşekkürler. Gir içeri. Baş üstüne. Günaydın abi. Günaydın Reyhan. Yusuf okula gitti mi? Onlar Mehmet'le birlikte çıktı. İkbal Hanım kalkmadı mı daha? O da çıkmış erkenden. Allah Allah. Nereye gider ki böyle erkenden? Sen de bugün geçe kalmışsın abi. Hayırdır? Hasta falan mısın? Yok bir şey. İşlerimi ayarladım ben. Yalıda kalıp sabah keyfi yapacağım. Malum. Çınar'ın gündeme getirdiği şu mesele var ya. O meselenin Mehmet'le de seninle de ilgisi yok. Biliyorum da imza gerekiyor ya. Kocan da sen de ben ne emredersem onu yapacaksınız. Ben ne tarafa imza atarsam siz de o tarafa atarsınız. Ona ne şüphe abi. Biz hiç senin sözünden çıkar mıyız? Ben gelinceye kadar beklersiniz o zaman. Afiyet olsun. Tamam, birazdan orada olurum. Hı hı, sahilde. Bugünkü programın ne Valide Sultan? Ne zamandır jogging yapmıyorum. Bugün başlayacağım. Sonra? Çınar o parayı ödeyecek Ekrem. Lütfen benim kafamı karıştırmaya kalkma. Hayranım sana. Rahmetli annem boşuna ters olduğunu siz demezdi. Eğer bir de erkek olsaydın bütün dünya önünde titrerdi. O dünyayı ben kadın olarak da titretiyorum. Doğru. Peki iktidarını yeniden kurmak için Çınar'la neyin pazarlığını yaptın? Ben taşla tüccarı değilim. Pazarlık yapmam. Günaydın. Günaydın. Saat o kadar oldu mu? Yeşim kalkmış.
Saat erken. Uyuyamadım. İsabet olmuş. Nasıl geçti yemek? İyi. Neredeydiniz yemeği? Nerede olacak? Lale ile Çınar'ın kaldığı rezidansta. Daha ne kadar oturacaklar orada? Çınar ailesiyle tüm bağlarını koparmış görünüyor. Nasıl yani? Birbirlerini posta koymuş gibiler yani. Ben demiştim. Oğlan o parayı verirse büyüktür. Ama bu biraz sıkar. O aile bu evliliğe izin vermez. Sonunda senin damat aşkı uğruna tahtından inip beş parasız ortada kalıverir. Anlayacağın bu işin bize bir hayrı dokunmaz. Bitti mi Ekrem? Ben gidiyorum. Günaydın. Günaydın. Remzi, kuş kafesten çıktı mı? Bekle, hemen geliyorum. Acelem var, çıkmam lazım. Aş, aş, aş. Aş. Geç çekilen darıdan, kocadan sonra kalkan karıdan hayır gelmez. Kusura bakmayın, dün gece geç yattık. Sabah hizmetçi de gelmeyince etraf böyle dağınık kaldı. Size ne ikram edebilirim? İstemem. Elindekileri bırak otur şöyle. Buyurun. Dinliyorum sizi. Ben buraya seninle sohbet etmeye gelmedim. Sen oğlumu, Çınar'ımı çaldın benden. Biz iki yetişkin olarak evlendik sadece. Oğlunuz her zaman sizin oğlunuz. Bunu kimse değiştiremez. Öyle bir değiştirir ki. Değiştirdi bile. Baksana, çarptı kapıyı gitti bizden uzaklara. Kırıldı sadece. Ama emin olun bu kırgınlık uzun sürmeyecek. Ben sana daha mühim şeylerden söz edeceğim. Ama bakalım bu söylediklerimden sonra hala oğlumla evli kalabilir misin? Murat'cığım, tempoyu biraz hafifletelim. Bugün kafam yeterince yok. Merak etmeyin Zümrüt Hanım. Her zamanki tempomuzun altında koşuyoruz. Bu ritim iyi mi? Şahane. Zümrüt Hanım. Merhaba Zümrüt Hanım. Merhaba. Ben Necip Ilgaz. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Mühim bir konuda konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi mi? Şimdi. Zümrüt Hanım, ben ileride sizi bekliyor olacağım. Ben sana yetişirim Murat'cığım. Evet, sizi dinliyorum. Merak etmeyin. Diyeceklerim kısa. Malumunuz, çocukların evliliğini ne siz ne de biz tasvip ediyoruz. Biz hoşgörülü ve medeni bir aileyiz. Sizin kadar katı değil. Belli. Benimle bu şekilde konuşmaya nasıl cüret edersiniz? Ya siz?
siz bizden bir servet isteme cesaretini kendinizde nasıl buluyorsunuz? Ben kimseden bir şey istemedim. İstemeyin zaten. Boşuna da umutlanmayın. İki aile geceyle gündüz kadar farklı birbirinden. Gün geceye kavuştuğunu sanır. Aldanır. Diyeceğim bu evlilik bitsin. Parayı bulut unutun. Yoksa pişman ederim size. Pişman olursunuz Zümrüt Hanım. Annen sana karşılık oğlumdan 20 milyon istedi. Haberin var mı küçük hanım? Annen seni sattı.